Sayın Defterdar'ım, Aliye Belediye Başkan Yardımcım. Şanlıurfa'mızın ortak değeri, hatta ülkemizi ve dünya mirası olarak da kabul edilebilecek bir alan çalışılıyor. Şimdi bu alan birçok tabii ki yaklaşımı gerektiriyor, bu alanın doğru bir şekilde yönetilebilmesi için. Alakıgöl diğer alanlardan çok farklı. Hem doğal sit alanı oluşu, hem inanç merkezi, hem tarihi ve kültürel değer taşıması bu alana her yönüyle bir odak oluşturuyor. Dolayısıyla şehrin kalbinde olan bu odağı da doğru korumak, doğru yaşatmak, doğru fonksiyonlendirmek ve geleceğe taşıyabilme adına da doğru bir yönetim sistemine gitmemiz lazım ki Şanlıurfa ilimiz büyüyor. Burada ortak aklı devreye koyacağız. Hep birlikte koyacağız. Şanlıurfa'nın tüm kurumları, kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dernekleri hepsini birlikte devreye alacağız. Ve neticede de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak Şanlıurfa'mız için çok önemli olan bu alanı biz daha önce de yapmış olduğumuz toplantılarda burayı en sorumlu kurum olarak yöneteceğiz ve geleceğe taşıma kararını almış durumdayız. Şimdi burada sizin farklı yaklaşımlarınız bizim için büyük bir zenginlik olarak oluşturulacak. Tabii Büyükşehir Belediye Yasası'ndan sonra 4 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığımız özellikle korumaya yönelik gerek kültür evleri olsun, gerek tarihi sokaklarımız olsun, gerekse tarihi hamamlar, hanlar, inanç merkezlerimiz olsun, nekropol alanlar olsun, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından sürekli geliştirilerek, onarılarak, turizme kazandırılarak bir yol haritası belirlenmiş durumda. Amacımız burada çok net. Bize miras olarak bırakılan bu kültür varlıklarını, tarihi değerlerini, inanç merkezlerini, şehrimizin güçlü yanı olarak gördüğümüzü, turizme katkı olması amacıyla bu merkezleri hem doğru yerde korumak, doğru bir şekilde korumak, hem de doğru bir şekilde bunun tanıtılmasını sağlayarak şehrimizin bu değerlerine katkı vermektir. Her Şanlıurfalı'nın yapması gereken aslında bir konu. Fakat bizler seçilmişler olarak, bu şehrin emanetini taşıyan kişiler olarak sorumluluğumuzun daha fazla olması gerektiğini biliyoruz, farkındayız ve bu titizlikle hareket ediyoruz. Ortak aklı her zaman daha güçlüdür. Çok bakış her zaman hatayı aza indirir diyorum. İnşallah bu alan yönetim, Balıkgöl alan yönetim planımızın da bu çerçevede hazırlanacağını düşünüyorum. Katılımdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Balıklıgöl'ün diğer alanlardan farklı bir özelliği var. Bu özellik buranın hem doğal bir yapıya sahip olmasından, hem kültürel, hem tarihi, hem de inanç anlamında oldukça önemli bir çekim merkezi olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla burayı diğer alanlardan biraz daha farklı bir gözle irdelememiz ve değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bugün burada alana ilişkin sorunları daha önceden de birçok kez tartışıldı. Ama biz biraz daha çözüm odaklı ve sonuç odaklı olarak tartışmayı hedefliyoruz. Sorunları masaya yatıracağız. Tüm ilgili paydaşların katılımı önemliydi. Bugün burada birçok kurumun kuruluşun temsilcisi var. Devrim Tepesi haline geldi. Şu an fotoğraflarda gördüğünüz eski hali şu an sol olarak gelen bu haldedir. Yani çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle gözlemlediğimizde bunun içinde Öncüm Sayın Defterdar'ım, Aliye Belediye Başkan Yardımcım.